bugün bir teşekkür videosuyla sizlerleyim. Ular süs tavuklarını belki çoğunuz biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Geçen yıl ular süs tavuklarını bir videosunda paylaşmıştım kanalımda. Sağ olsun ular süs tavukları bana hediye yumurta gönderdi tekrardan bu yılda. Bu kez de ayam cemani yumurtaları gönderdi. Siyah ayam cemaniler biliyorsunuz, siyah tavuklar bunlar. Bunlar da bana bir 20'ye yakın yumurta gönderdi. Çok teşekkür ediyorum buradan. Bugün de böyle bir teşekkür videosu çekeyim dedim. Şimdi yumurtalar makinenin içerisinde, makinede ötüyor. Çok da açmak istemiyorum. Sizlere sadece bugün hediye gelen yumurtalarımızdan bahsetmek, aynı zamanda da yine ular süs tavuklarının çiftliğini böyle bir gezmek istedik. Gezelim. Daha doğrusu o bize bir video göndermişti. Onu tekrardan sizlerle bir izleyelim arkadaşlar. Bakın ki bu ular süs tavukları neymiş, ne değilmiş tanımayanlar için söylüyorum. Kendilerinde arkadaşlar ayam cemani ve birçok tavuk ırkı da cinsi de mevcut. Hem benim en çok sevdiğim Alex, yani köpeği arkadaşlar. Çok tatlı bir hayvan. Zaten videonun başında ilk onu göreceksiniz. Hadi bakalım. Kafesler var. Hepsi ayrı ırklar. Hepsi güzel bir yer. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Sizlere çiftliği ve hayvanlarımı tanıtacağım. Burası İstanbul Çatalca. Böyle ilk başta köpeğimizle başlayalım. Alex. İsmi Alex, daha 10 aylık. Daha genç bir köpek. Alex. Oğlum. Dur, otur. Otur, 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 otur. Otur. Hadi. Şimdi tüye girdi. Kışlık tüylerini döküyor. Rengi onun için biraz kötü gözüküyor. Alex. Az önce gezdirdiğim için biraz yorgun. Normalde çok hoplayıp zıplar. Tamam, şimdi güvercinlerim var. Güvercinlere geçelim. Ormanın ortasında yerimiz. Güvercinlerimiz, süs tavuklarımız var. Burası güvercinlerimin yeri. Kapısını açıp devam ettireceğim. Burada güvercinlerimiz var. Böyle güzel bir çift kara müsevet. Yeni yavru büyüttüler, şimdi yine yumurtaya oturacaklar. Burada önceki yavruları çok güzel büyüyorlar. Burada genelde filo kuşu var bir çift. Adanalarım var, kara zırhlılar var. Çoğu benim kendi yavrum. Mesela şuradaki alacalıyla şu daha bir aylık yavrular. Burada yine kuluçkaya yatmış, yumurtaya yatmış, yumurtaya yatacak bir sürü hayvan. Mesela burada yere yapmış yuvasını. Yani sürekli yavru alıyorum. Bunlar da yine yumurta yapacak. Yani 17 tane kuşum var. Sayıları hızla artıyor. Adana güvercinleri. Şimdi tavukların olduğu tarafa doğru geçeyim. Orada bir daha devam ettireyim videoyu. Burası tavukların olduğu bölüm. Hepsinin ayrı ayrı bölmeleri var. Yani süs tavuğu olduğu için zaten çok kişi biliyordur. Hepsinin ayrı ayrı bölmesi olması gerekiyor ki birbirleriyle çiftleşmesin. Bozuk yavrular gelmesin. Hepsinin ayrı ayrı kümesi var. Yaklaşık 19 tane şey var burada. Kümes var. İçeriden de göstereceğim. Şimdi dışarıdan bir göstereyim. Rüzgar çok var. Onun için sıkıntı olabilir. Burada yarka ayam cemaniler var. Dark brahmalarım. Goldlar. Lacetler var. Lightlar var. Bufflar var. Isabeller var. Bunlar daha yarka.
Arada köy tavukları da var. Ama 25-30 tane ayam cemani var. Hepsi 3-4 aylık falan. Bu tarafta viyandötteler var. Burada Red Blue viyandötte, Silver viyandötte ve Splash viyandötte var. Şöyle içeriği göstereyim. Karşılıklı kafesler var. Hepsi ayrı ırklar için. Şu otomatik şeyler var, yemlikler var. İşte suluklar var, otomatik suluklar. Böyle hem kasa koydum hem de otomatik şey var, polluklar var. Bunlarda yumurta çok kırılıyor. Onun için ben kasa da koyuyorum. Tünekleri var. Tünekleri şu an hepsinin yok yani. Bazıları eksik. Bir de onları yapacağız yani. Şu an eksik onlar var. Ayağım cemaller. Hepsinin penceresi var. Yani sabah açıyoruz. Akşama kadar bahçede geziyorlar. Burada malzemelerimiz var. İşte bahçe malzemeleri, yemler. Civcivler için yerim var. Civcivlerim burada. İlaçlar işte. Bazı malzemeler burada. Yem olarak şu an palet yem var. Mısır var, buğday var. Şöyle. Kümes bu şekilde. Burada yarkalarım var hep. Light brown yarkalar, dark var. Bunların birkaç ayı var yumurtaya. Daha var silver viyandottelerim. Şöyle desenler. Burada da diğer yarkalarım, sultanlarım var. 3 tavuk, 2 horoz olması lazım. İkisinden biri tam belli değil. 4+2 fizanlarım var. Fizanlar da dışarıda. 2 horoz, 4 tavuk. Onlar da daha yarka bunlar. Daha başlamadı. Mavi yumurtacılarım var. Hepsi yumurtlamaya başladı mı ayıracağım. Şu an şeyler. White Brahma'lar var ya, daha civciv bunlar. Yine mavi yumurtacılar. Burada 2+1 suntaler var. Burada lemon brahma yarkaları var. Hepsi dışarıda, bayağı bir var. Yani 20'ye yakın var. Burada da hasta hayvanları da bu bölüme koyuyorum. Yine bir tane halsiz gold brahma tavuğum var. Bir yarka var. İki tane de civciv var. Yani hastaları bu şekilde burada ayırıyorum. Öbürlerine de bulaşmasın diye. Burada 1+1 astrolog var. Blue astrolog. Burada 5 tane Isabel yarka. 17 tane de light brahma yarka var. Yani paçalar şu şekilde. Şimdi bir tane kümese girip yakından göstereceğim. Isabel ve Light Brahma yarkalar burada. Isabeller yani yumurtaya yaklaştılar. Daha var vakitleri ama daha yaklaştılar yani. Hepsi güzel büyüyor. 6 tane civciv olarak almıştık. Bir tanesi öldü. 5 tanesi büyüdü. Bunlardan da şu horoza benziyor. Bu ikisi tavuğa benziyor. Şu da horoz. 3 tavuk 2 horoz olması lazım. Tam belli değil ama öyle olması lazım. Yine burada buf brahma dev gibi. Yanında gold brahmalar. Öbür yanda light brahmalar. Ve lacetler var orada. Bahçeler hepsinin ayrı ayrı. Yalnız üstlerinde ağ yok, file yok yani. File yapacağız. Çünkü yabani hayvanlar gelip alabilir yani. Onun için böyle bahçe yapacak kişiler şey yapsın yani. Yabani hayvan varsa üstünü kapatsın fileyle. Önceki bahçemizde file vardı da burayı yeni yaptığımız için daha file yok. Şimdi başka bir bölmeye geçip yine başlatacağım videoyu. Bu
Burası da Gold Brahma'ların yeri. Bir yumurta yapmışlar. Yemleri şu an palet yem. Orozumuz böyle. Bu da daha 9 aylık genç bir hayvan. Bunlar da 7 aylık daha. Yumurtaya başladılar ama 7-8 ay arası olması lazım. Şöyle paçalarını göstereyim. Yan tarafa da geçeyim, göstereyim onları da sonra videoyu bitireceğim. Burada yarkalarımız var. Sultanlar. Sultanlar çok güzel. Görünüş olarak. Bu da mavi yumurtacı. Amerikanus. Sabelfutlar var. Fizanlar var. Bu horoz. Horozların şu kırmızı şeyleri erken çıkıyor. Silver viandotteler var. Bunlar yumurtaya yaklaşınca buradan alacağım bunları. Şöyle. Harikalar diyarda fizanla şey besliyor. Sultan beslemek istiyordu daha doğrusu. Yumurtaya başladı mı yollayacağız inşallah ona da. Öbür tarafa geçip bitireceğim videoyu. Burada 5+1 light brahmalarım var. Şöyle. Tabi horoz bastığı için biraz kirlenmişler. Şöyle hepsini toplayayım. Horozum 8 aylık daha. Tavuklarımda 1,5 yaşında olan var. Tavuklar daha büyük horozdan. Bunlar da lacetlerim. Silver lacetle buffalo lacet. Bunlar da daha yarka, yumurtaya başlayacaklar. Çok değerli hayvanlar bunlar da. Daha renkleri tam oturmadı. Mesela şu tavuk, bu horoz olması lazım. Renkleri tam oturmadı. Oturunca daha güzel gözükecekler. Öbür tarafta dark brahmalarım 5+2. Yarkalar. 27 tane şey olması lazım. Ayam cemani yarka. Bu şekilde, çiftlik bu şekilde arkadaşlar. Görmenizi istedim. Bu şekilde yapmayı düşünen varsa yardımcı olur bu video. Herkese iyi günler. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Videomuzu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ularsüz tavuklarda böyle bir çiftlik, böyle bir güzellik. Allah işini rast getirsin. İnşallah ularsüz tavukları bu yolda da güzel şeyler yapacaktırlar. İstanbul'da güzel büyük bir çiftlikleri var. Bütün hayvanlarına maşallah ve bana göndermiş oldukları hediye yumurtalar için de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.